Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için öyle bir katmer tarifi hazırladım ki katlarını say say bitmez. Hadi buyurun tarife geçelim. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle tabağımın içerisine bir su bardağı ılık süt alıyorum ve yarım su bardağından biraz daha fazla su alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı şeker aldıktan sonra spatulamla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave ediyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bu miktar sizlerde mutlaka farklılık gösterebilir arkadaşlar. Onun için azar azar kullanmanızı tavsiye ederim. 3 su bardağı kesinlikle alır. Ama dördüncüye geldiğiniz zaman azar azar kullanmaya başlayın lütfen. Spatulamı temizledikten sonra elimle güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum ne kadar güzel pürüzsüz bir hamur elde edersek bir o kadar bir o kadar katmer tarifimiz de güzel olacaktır. Tabağımın içerisini toparladıktan sonra tezgahın üzerinde yaklaşık bir dakika boyunca da yoğurmam yeterli gelecektir. Pürüzsüz kıvam alındıktan sonra hemen toparlıyorum. Bakın yumuşak bir hamur elde ettim. Ele yapışmayan. Lütfen hamurumuzu sert yapmayalım. Hemen 4 parçaya bölüyorum. Hamurumu 4 parçaya kestikten sonra hemen beze haline getiriyorum. Elimin içinde yuvarlayarak beze yapıyorum. Çok kolay bir şekilde pürüzsüz olacak şekilde yapıyorum. Bezelerimizi ne kadar böyle pürüzsüz yaparsak açarken bir o kadar kolay olacaktır bezelerimi yaptıktan sonra üzerlerini kapatıyorum yaklaşık 10 dakika bekletiyorum 10 dakikanın sonunda bakın güzel bir şekilde dinlendikten sonra hemen açmaya başlıyorum Öncelikle unumdan destek alarak elimi hafif bir şekilde açtıktan sonra bir merdane yardımıyla açıyorum. Bu tarifte ister merdane ile ister oklava ile de açabilirsiniz, hiç sorun olmaz. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Bu arada beni bu kısma kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir oklava yardımıyla hamurumu açabildiğimiz kadar açalım. Dediğim gibi dilerseniz tamamını merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Eğer merdane ile açacaksanız lütfen ara sıra ondan destek almayı unutmayın. Böylece kolay bir şekilde açabilirsiniz. Zaten hamurun kıvamı o kadar güzel ki kendiliğinden açılıyor. Lütfen sizlerde hamurunuzu sert yapmayın. Yumuşak bir hamur elde ederseniz bu şekilde kolay bir şekilde yufka açabilirsiniz. Bu arada diğer 3 yufkamı açtım ve bir sofra bezinin üzerine ee, bu şekilde serdikten sonra üzerlerini kapalı tuttum. Lütfen açık bırakmayın. Bu şekilde yufkamız açmamız yeterli. 150 gram eritilmiş tereyağı kullanıyorum ve yufkamın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada bu işlemi aynı şekilde margarine de yapabilirsiniz. Margarini eğer kullanmak istiyorsanız 4 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Diğer açtığım yufkalarını üzerine gelecek şekilde yapıyorum ve her e, aşamada yağımdan sürüyorum. Yağ sürdüğümüzde her tarafına gelmesine özen gösterelim lütfen. Bu sayede katmerlerimiz tel tel ayrılacaktır. Üçüncü yufkamı da üzerine gelecek şekilde yapıyorum ve kenarından kenarlarını düzeltiyorum ve aynı şekilde yağdan sürüyorum ve şimdi hemen biraz açıyorum çok fazla açmamıza gerek yok bu kadar açmamız yeterli uç kısmını orta kısma doğru getiriyorum ve ikisini üst üste yaparak kuru kalan yere tereyağından sürüyorum Yağımı sürdükten sonra aynı şekilde iki, ikiye katlıyorum. Ve aynı şekilde tereyağını sürüyorum son olarak. Tereyağımı sürdükten sonra biraz e, katmerimin üzerine bastırıyorum ki biraz açılsın. Bu arada katmer tarifini mutlaka ama mutlaka ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kahvaltılarınızda çay saatlerinize gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Önce Allah'a sonra bu tarife çok güveniyorum. Ortadan ikiye kestikten sonra gördüğünüz şekilde yuvarlayarak yaptıktan sonra bir diğer parçasını kendi etrafında yuvarlıyorum. Bakın bütün katlarını tek tek sayabiliyorsunuz. Hiç pismeden bile. Ve şimdi hemen üzerini kapatıyorum. Ve 10 dakika bekletiyorum. Tabi dilerseniz bu şekilde buzdolabına kaldırıp sabahtan da pişirebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Çünkü içinde zaten maya yok. Kabartma tozu yok. Çok rahat bir şekilde sabahtan pişirebilirsiniz. Çok pratik olur. Tavsiye ederim. 10 dakikanın sonunda bir merdane yardımıyla gördüğünüz şekilde açıyorum çok fazla incecik açmamıza gerek yok zaten bu kadar açmamız yeterli ve tabii ki e, açarken bile yağlı kağıt kullandığım için çok rahat bir şekilde tepsimin içerisine aldım ve üzerine bir yumurta sarısını sürüyorum ve süslemek için e, çörek otu ve susam kullandım Dilerseniz süslemeyebilirsiniz de sade de bırakabilirsiniz. Tamamıyla isteğinize bağlıdır. 190 derecede pişiriyorum. Yaklaşık 25-30 dakika arasında pişiyor. Her fırında mutlaka değişiklik gösterebilir. Onun için mutlaka kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok lezzetli ve de çok kolay. Fırında katmer tarif hazırladık. Bakın katlarını tek tek saymanız mümkün. Sanırım bu aşamadan sonra benim anlatmama bile gerek yok. Sizlerde görüyorsunuz ki gerçekten kat kat tel tel ayrılan bir katmer tarifi oldu. Kanalımda birçok tarif bulabilirsiniz katmerle ilgili link olarak aşağı kısmına bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu arada tarifi denedikten sonra mutlaka geri dönüşümlerinizi bekli olacağım. Deneyecek herkese afiyet şifa olsun inşallah. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevdiklerinizle tarifimi paylaşabilirsiniz.